Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ersin Tatar, Türk askerinin çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır. Değerli izleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yılı dolayısıyla Mersin'in Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen törene katıldı. Tatar, Avrupa Birliği'nin istediği federal Kıbrıs'ın ne anlama geldiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon meselesinin artık geride kaldığını belirterek, 50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti istiyorlar. En fazla 15 sene sonra Türkiye'ye, sen Avrupa Birliği'nde değilsin, Kıbrıs'tan yavaş yavaş çekilmen lazım diyecekler. Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir dedi. Bir dizi programa katılmak üzere dün Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Toroslar Belediyesi tarafından Rauf Raif Denktaş Parkı'nda düzenlenen törene katıldı. Merkez Toroslar ilçesindeki parkta gerçekleştirilen törene Mersin Valisi Ali İhsansu, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Sayın Atsız Afşin Yılmaz, Mersin milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için dua okunmasının ardından Mehteran takımı bir gösteri sundu. Gösterinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Torosların kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu, her sabah kalktığında Girne'den Toroslara baktığını söyledi. Bugün Rauf Raif Denktaş Parkı'nda olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Tatar, parkın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs'ı Türklerin tarihinde bir dönüm noktasıydı. 1960 doğumlu olduğunu ve o yıllarda Kıbrıs'ta büyük bir mücadele olduğunu dile getiren Tatar, 1950'li yıllardan başlayan Rumların enosis, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleri ve sonrasında Kıbrıs Türk halkına yönelik şiddet, soykırım, zulüm ve baskı yakaladıklarını katlettiklerini ifade etti. 1960'lı yıllarda EOKA teröristleriyle mücadele eden Kıbrıs'ı Türklerin her zaman yanlarında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulduklarını vurgulayan Tatar, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi. 1974'e kadar olan dönemde Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak hem havadan hem denizden müdahale ettiğini ve Kıbrıslı Türklere katkılarını devam ettirdiklerini belirten Tatar, ama en önemlisi 1974. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki junta, Kıbrıs'taki işbirlikçileriyle bir gecede Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayalleriyle darbeyle Makaryos'u indirmiş, Helen Cumhuriyeti ilan etmiştir. Ama Türkiye'miz garantörlük hakkını kullanarak meşru bir zeminde kahraman Türk ordusunu, o zamanın Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatlarıyla Mehmetçiğin adaya çıktığını gördük. 20 Temmuz 1974, Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü soykırımdan ve yok oluşun hemen ardından Rumların yaptığı bir hatayla Mehmetçik adaya çıkıyor ve o gün Kıbrıs Türk'ü bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşuyor dedi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz kutlamaları için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da o gün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde olacağını, Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramı coşkuyla birlikte kutlayacaklarını söyledi. Türk askerlerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir. Federasyon meselesinin artık geride kaldığını vurgulayan Tatar, 50 yıldır yapılan görüşmelerde federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun içerisine çekilecek olan Kıbrıslı Türkler, zaman içerisinde kendilerini bir azınlık olarak, Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için en fazla 15 sene sonra Türkiye'ye, sen Avrupa Birliği'nde değilsin, Kıbrıs'tan yavaş yavaş çekilmen lazım diyecekler. Türk askerinin oradan çekilmesi bizim için ölüm fermanı demektir. Türkiye'nin oradan çekilmesi bizim artık büyük bir üzüntüyle Torosları seyretmemiz demektir. Dolayısıyla 1974'te kazandığımız zafer, etle tırnak, aynı milletin evlatları olarak ortaya koyduğumuz başarılar ve Doğu Akdeniz'de şu anda yakaladığımız üstünlük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, bir devlet olarak kökleşmesi, bağımsızlık, özgürlük ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kökleşmeye devam ediyor olmamız bizlerin üstünlüğüdür, başarısıdır. Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman bağımsızlıkları ve özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerdir diye konuştu.